Konuklarımız hoş geldiniz. Sizler ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Ve tabii ki pek kıymetli mesai arkadaşlarım, yoldaşlarım, kardeşlerim, abilerim, ablalarım, dükkana hoş geldiniz. Oh be! Stres attık. Oh! Evet, üç yeni yarışmacım var. Hemen onlarla tanışmak istiyorum. Üç numara Elif Trabzon. Neresinden? Yomra. Efendim? Yomra. Yomra'nın şeyi meşhur. Neyi? Neyi meşhur? Şeyi meşhur. Bilmiyorum orasını yani. Yok mu köftesi pidesi ya? Yok. 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 Yomra'da köfte yok mu? Yok. Sevgili seyirciler, köftesi olmayan annem memleket var Yomra. Ben yok diyebiliyorum. Vardır da belki, öyle meşhur bir köftesi yok. Tamam, evde mevde yapılıyor ama. Yapılır herhalde. Ha tamam, o zaman biz ona Yomra köftesi diyoruz. Öyle mi? Yomra'da yapıldığına göre ne köftesi? He, Yomra köftesi de. Belki heyecanlı mısın? Yani biraz. Geçer. İnşallah. Rahat ol. Tamam. Sakin ol, dükkan. Senem İstanbul neresinden? Bayrampaşa. Efendim? Bayrampaşa. Göçmen misin? Evet, Boşnak. Ya, Boşnak mı? Allah! Hoş geldin, heyecanlı mısın? Evet. Hadi hayırlısı olsun bakalım. Ve 18 Umut. Adıyaman. Evet. Umut, kart borcunu ne şişirdi? Kart borcumu... Yeni evli olduğum için harcamalarım oldu. Ondan dolayı şişti. Yavaş yavaş. Kaç kişi evlilikten dolayı kredi kartını şişirdi? Yahu. Kaldı. Evlendikten sonra harcamaya gerek yok. Evli. Oturun evinizde. Açın televizyon izleyin. Geç fark ettik ama. Peki inşallah halledeceğiz. Sen de hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Ve diğer bütün yarışmacılarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, 21 yarışmacımdan 3'üyle yarışacağım ve 3 koltuk boş kalacak. Onları da sizin doldurmanızı rica ediyoruz, istiyoruz, bekliyoruz. kanalda.com.tr'ye başvurun. Gelin yarışalım. Kazanın. Çark burada, kutucuklar burada. Seyircilerimiz burada, yarışmacılarımız burada. Aslı ne haber ya? İyidir. Ne yaptın? Nuri'mi bekliyormuş. Eyvallah. Belki bütün ekip burada. Kim yok? Tam Sakine yok diyecektim. Sesini duydum. Bir gün Fatma Gül'den izin alalım. Ve Sakine'yi almayalım mı kıtıcıklara? Yeni asistanım. Hiç merak etme. Fatma Gül'ün kıyafetleriyle hiç merak etme. Ya bugün Fatih bile denedi o kıyafetleri ya. Peki, Çarkın Gül'ü. Ama söyledim, dedim ki, Fatma Gül'den kesin alırız seni. Bak, şuraya daha gelir gelmez... Sakine için dedim ya, bir gün seni alır, şuraya daha gelirken hemen fıştık diyor böyle. Hemen kıskanırım böyle yapa yapa geldim. Ama dedim ki, Fatma Gül'ün izniyle dedim mi demedim. Dediniz. Cımbızla lafları ayıklıyorsun. Tamamdır, senin yerine Sakine'yi alabiliriz bir günlüğüne. Ama seni de pek kıymetli bir yere, yani Sakine'nin yerine alacağım. Fatma Gül,
Kim geliyor? 15 Sadi. Şaka lan şaka, iyi de şaka. 17 Asya. Bugünün ilk şanslı yarışmacısı Doktor Gönül Doğru Yürü. Heyecanlı mısın? Ya öleceğim şimdi, burada göreceğim. Hiç merak etme, hemen çevir çarkı, başlayalım. Sakin ol, hoş geldin. Hoş bulduk. Nefes de. Ve bakalım bugünün ikinci şanslı yarışmacısı kim? 17 8 Mehmet Demiray. Mehmet amca hoş geldin, buyur. İki numaradasın. Teşekkür ederim, sağ olun. Ekstresini alayım. Ekstreni getirmedin. Hehi. Evet. Ekstresi kaldı Mehmet amcanın. Burada, evet. Aldım. Hayırlısı. Oh be. Teşekkür ederim. Vallahi şükür kavuşturana. Beni koltuk arkadaşımdan ayırmadığın için teşekkür ediyorum. Mehmet amca hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim efendim. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Eyvallah. Üçüncü yarışmacıyı da belirlesin şu sistem. Bakalım bugünün son şanslı yarışmacısı acaba kim? 15 Sadi. Şakala şakala. Ve son yarışmacımız da Nehir. Evet. Nehir hoş geldin. Hoş bulduk. Her şey yolunda mı? Yolunda. Heyecan var mı? Var. Gerçekten evet. mi? Evet. Ekstreleriniz de vardı. Bu ekstreleri lütfen. Birinci etap için Fatma Gül. Efendim İlker abi. Nasılsın? Çok iyiyim. Nasıl keyifler? Çok güzel. Ne yapıyorsun? Bekliyorum. Dükkanı bekliyorum diyorsun. Evet, burası benim. Peki ne soruyoruz birinci etapta? 4 kelime, 21 harften oluşan oyuncu ve rolü. Oyuncu ve? Rolü. 28 harf. 4 kelime, 21 harf. Onu söylüyorum, 21 harf. Evet. Değil mi? 5 kelime... 24 harften oluşan bir şarkı ve atasözü. Hazır mısın? Yani şarkı ve atasözüne değilim ama. Bir oyuncu ve rolü. Hazırım. İnşallah. O halde buyur lütfen, çark dönsün.
Hızlı, kuvvetli, süratli. Dört. Karşıda harfler var. Oradan takip edebilirsin. Süslüm'ün S'si. Kimin? Süslüm'ün. Süslüm kim? Kızım. Öyle mi? Kedim. Çok güzel muhabbet ederim. Allah bağışlasın. Sağ olun. Ne kadarlık oldu? Bir 10 yaşına yakın. Ay maşallah. Ya şu kadarcıktı, ben onu hatırlıyorum. Beraber büyüdük. Ne yaptı? Okula mukula yazdın. Süslüm'ün. En son trafik kazası geçirdi. Yatıyor. Gerçekten. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bir de şimdi yaz ayındayız. Sağa sola lütfen bir kaplara su filan bırakırız sokak hayvanları için. Rica ediyoruz. Hani hem de yeri gelmişken hatırlatmış evet, olalım. Evet lütfen. Bıraktıklarımı da kaldırmayın lütfen. Ya da içmeyin. Süslüm'ün sesi. Ah. Oho. İki tane var, çok iyi başlangıç. Lütfen çevir gelsin. Yine Süslü'nün L'si. L. Çok güzel. Sen nesin? Çevir geldi. Bu bir sorduğumuz geçin soru, oyuncu ve Yasemin'in gazabı. Mehmet amca. Çevirebilir miyim? Sıra sende. Çevir gel. ...400 puan için sessiz bir harf. Malatya'nın M'si. Tamam. Malatya'nın M'si. Süper. Çevir gelsin. Var mı tahmin? Ne olabilir? Evet. ...400 puan. Rasim'in R'si. İyidir. Rasim iyi olmaz mı ya? Rasim Öztekin gibi bir ustam var benim. Gurur duyuyorum ya. Tabii ki. Abilerin abisi. Çok güzel ustam. R. Abi sendeyiz. ...400 puan. Trabzon'un T'si. Tamam. T. Çeviriyorum. Lütfen. ...300 puan. Mehmet amca. Diyarbakır'ın D'si. Şaka yapıyorsun. Evet, yapmıyorum. Doğru söylüyor. Evet, yapmıyor. Doğru evet söylüyor. De. Var mı tahminin? Tahmin hakkımı kullanmak istiyorum. Şaka yapıyorsun. Yapmıyorum, çok doğru söylüyorum. Bu bir oyuncu ve rolü. Evet. Kimdir? Söylüyorum. Dinliyoruz. Sadri Alışık, Turist Ömer. Bu kadar olur ya. Helal olsun. Helal olsun. Sevgili seyirciler, Sadri Alışık büyük usta ve olağanüstü karakteri Turist Ömer Kartı Felek gelsin. Borçlar ödensin. Evet. Şimdi dinlemeyin lütfen burayı.
ayıp sorması. Borç ne kadar? Hadi bir %100 çakalım. İnşallah. Hadi. Çeviriyorum. Çevir gelsin. Hadi. %70 ilk hakkında. Yeter mi, yetmez mi? İki hakkın daha var. Yeter abi bence. Bence bu kadar. Bence dur. Peki. Tek tek. 11 Burak. Ne dersin? Çevirme Mehmet amca derim. %70 yeter. Arkadaşlar. Allah bereket versin. Teşekkür 7 Mehmet amca. Sen bence ne diyorsun? Bence de yeter. Yeterli diyorsun. Yeterli. Hemşerim. Yeterli bence. Yeterli sence de. Peki 4 numara Zafer. Bence çevirmeli. İki şansı daha var. %70 belki %100 gelecek. Bak şimdi nasıl kılçık attın. Ya tamamını ödemek varken yarısı için niye bu kadar terlesin adam şimdi? Sadi arkadaşımın fikrini alalım. Sadi. Yeter ya, yani 70 daha yeter. Ne olsun? Yeter tabii Mehmet amca. Yetermiş. Ya. İki hakkın daha var. Mehmet amca 70 yeter. Biz çalışır, o geri kalan borçları öderiz ama sen bence al onu, git yani. Aynı çıkın. Aynı çıkın, evet. Çevir ya, bir kere daha çevir. Teşekkür ederim, evet. Ben de yeter diyorum. Yeter, yeter mi? Evet, çok teşekkür ediyorum, yeter. İşte aza kanaat etmek böyle bir şey, abilik böyle bir şey, tebrik ediyorum. Sevgili seyirciler, biz Banka'ya gidiyoruz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba Mehmet Bey. Buyurun Mehmet amcacığım, buyurun. Teşekkür ederim efendim, sağ olun. Nasıl yardımcı olabilirim size? Şöyle yardımcı olabilirsiniz. Evet. Biz kart borcumuzun %70'ini kapatıyoruz Ece Hanım. Peki, hemen. Ne kadar kredi kartı borcunuz var? 2 liraydı. 2000 lira. Evet, O zaman kredi kartı borcunuzun, teşekkür ederim çeki tuttuğunuz için. Buyurun. %70'e ödendi. Tebrik ederim. Bu kadar basit. Bu kadar basit mi ya bunun ödenmesi? Bu kadar basit. Ya bu kadar basit ya değil. Ne? İçeride o kadar çark çevirdin. Harf bildin. O kadar bildik. Helal olsun Mehmet amca. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, birinci etabın sonuna geldik. Mehmet amcamın kredi kartı borcunun %70'ini kapattık ve ikinci etapla devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Etap göz açıp kapayıncaya kadar bitti. İkinci etaptayız. Nehir, seni henüz çarkla tanıştıramadık. Evet. İkinci etapta kısmetse puan toplamaya da lütfen özen gösteriniz. İkinci etapta ne soruyoruz Fatma Gül? 5 kelime, 28 harften oluşan bir deyim soruyoruz İlker Bey. Deyim? Evet. Çok puan var burada. Bayağı. Epey. Bayağı. Bayağı puanlı. Bayağı. Adi puanlı. Bayağı. Hayır, bayağı diyeceksin. Yani çok olduğunu anlatacağım. Epey. Bayağı deyince öyle şey oluyor. Oldukça. Fazlasıyla. Ne diyorsun? Peki. 5 kelime 28 harften oluşan bir deyim. Bayağı puan var burada. İkinci etap. Mehmet amca, yine seninle başlıyoruz. Çevir gel. Teşekkür ederim. Sessiz bir harf. Manisa'nın M'si. Evet. Evet. Manisa'nın M'si. Evet. Bir tane var. Lütfen. Ve...
yeni geldi. Mehmet amca, bu joker sende olduğu sürece, pas ya da iflas geldiğinde kaldığın yerden devam ediyorsun. Teşekkür ediyorum efendim. İşim bu. Buyurun bir daha çevirin. Çok teşekkürler. Sağ olun. Puan. Kayseri'nin K'sı. Evet. Evet. Kayseri'nin K'sı. Evet. Mehmet amca çevir gelsin. Teşekkür ederim. İşim bu. Güleburgaz'ın L'si. Evet. 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 Güleburgaz'ın evet. L'si. Çok iyi gidiyorduk. Nazar değdi. Süper şahane puanlar olsun, topladın. Olsun, emniyet jokerim var. Olsun, Nehir olsun. Hoş geldin. Biz yarışmayı yarıladık ama. Nasıl şişti kart borcu? Evlilik. Evlilik. Evet. Ne kadar olmuştu? 1,5 ay. Ana. Cicim aile. Yani galiba. Galiba. Daha bilmiyorum, ben de yaşamadım. Yaşıyorum işte. Peki düğün yaptınız? Yaptık. Hem İzmir hem İstanbul'da. Of. Eşim de burada hatta. Nerede? Burada. Damat gittin ya. Ya hem İzmir hem İstanbul. Mecbur. Çok değil mi ya? Yapın mecbur bir tane, boş ver ya. Ya İzmir'dekiler İstanbul'a gelemedi. İstanbul'dakiler İzmir'e. O yüzden biz de iki tarafı da özlemek istiyoruz. Aslında bir tane isteyeyim. Ankara'da yapsanız. Ya da bir tane Bursa'da. Aslında İstanbul... üç oldu. Bursa'da da imam nikahımız oldu. İzmir, Bursa, İstanbul. Yani öyle geldik yapa yapa. Balayı yaptınız mı? Yaptık. Sorabilir miyim nerede? Ayıp. Tabii tabii, Alanya'da. Oh. Düğüne bak, Türkiye şey, kervan gibi düğün. Bursa'da imam nikahı, İstanbul, İzmir. Kına gecesi nerede oldu? İzmir. İzmir'de. Kısmı aynı var. Yerde yapmışsınız, çok ayıp. Daha Türkiye'de kaç tane il var? Peki, hazır mısın? Hazırım. İlk defa çeviriyorsun. Evet. Güzel bir sesli şarkı söyle. Tamam. Güzel bir puan gelsin, güzel bir puan verelim. İnşallah. Çevir gelsin. Bu bir deyim. ...250 puan. Nehir'in N'si. Nehir'in N'si. Evet. 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 Bak bugün. Evet. Ne? Evet. Bir tane çıktı, sıra sende, lütfen devam et. ...500 puan. Trabzon'un T'si. Evet. Trabzon'da bir organizasyon yaptınız mı? Yok, hayır. Henüz yapamadım. Ama orada bir temsilcilik açın hiç olmazsa. 3-5 kişi oynasın. Belki ileride gezmeye gideriz. İnşallah. Çocuk olur, orada okur mesela. Olabilir. Karadeniz Teknik Kısmet. Üniversitesi. Efendim? Kısmet. Eyvallah. T! Çevir gelsin, bu bir deyim. ...250 puan. Samsun'un S'si. S. Rize'nin R'si. Karadeniz'den yürüdün ha. Yani Trabzon, Samsun ve Rize. Aslen nerelisin? İzmir. R'e. Sesli harf satın alabilirsin. Tahmin edebilirsin, çevirebilirsin. Çevireyim. Çevir.
Bu bir deyim. Hemşerim, sen dert etme. Senin yarışman çok daha rahat olacak, ben de. Lütfen. Kimse torpil yaptığımı düşünmesin, o benim hemşerim. 200 puan. Yasemin'in yeğesi. Ye. İyi puan topladın. Sağlık olsun. Önemli olan o. Ben hala ne olduğunu çözemedim. Öyle bakıyorum. Ben de öyle bakıyorum. Çevirdim ama. Çok güzel. Ne desem ne desem, bir şey de bırakmadınız ki bana. Çabuk söylemende fayda var. Zonguldak'ın Z'si. Yine Karadeniz'den gidiyoruz. Hayırlısı olsun. Z. Mehmet amca buyur lütfen. Sadi buldu. Arzu buldu. Ferhat buldu. Ya nereye ay, nereye o? Ne var elimizde? Puanları geri verin lütfen. Puanları geri verin. Hatta bir şans daha gelir diye bunu da yerine koyuyorum. Evet. Mehmet amca kaldığımız yerden devam. Mehmet amca. Efendim. Nedir? Bursa'nın B'si. Evet. Evet. İki tane var. Sesli harf satın alabilirsin, tahmin edebilirsin ya da çevirebilirsin. Bir sesli harf almak istiyorum. Buyurun. A. Evet. A. Evet. Tahmin mi çevirmek mi? Süremiz var Mehmet amca. Biraz acele karar verirsen mutlu olurum. Lütfen ya çevir ya tahmin et. Mehmet amca süre çeviriyor. Çeviriyorsun tamam. Hı? 750 puan. P'si. Karadeniz'den Avrupa'ya. P. Tahmin hakkı kullanmak istiyorum. Gerçekten mi? Evet. 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 Bir bardak suya fırtına koparmak. Neymiş bir bardak suya fırtına? Yanlış bardak, cevap doğru olduğunu söylüyor sistem. Ben yanlış mı söyledim ya? Bir bardak suya fırtına koparmak. Evet. Evet. Fırtına. Ama o da dedi ki hayır. Başka nehir. Şey nehir. Evet. Evet. Herkes bu gibi bir evet. Çevirmek mi istiyorsun? Evet. Evet. Denizli'nin D'si. Evet. D. Var mı tahminin? Var. Gerçekten mi? Gerçekten. Bu bir deyim. Nedir? Bir bardak suda fırtına koparmak. Hayırlı olsun.
kartı Melek gelsin, borçlar ödensin. Bir bardak suya değil, suda imiş. Senin kısmetinmiş. O şekilde. Şimdi kendi aranızda konuşun lütfen. Ayıp sorması. Kadar kart böyle bir düğün yani. En az o. Onlar öyle böyle. Nasıl? Onlar için de borçlar da var. Şaka yapıyorsun. Vallahi. O zaman %100 tutturmamız lazım. Kesinlikle. Peki gelen takıyı incik boncuk kapatmadın hiçbir şeyi? Buradan akrabalarınıza sesleniyorum. Bu gençler hem İzmir'de hem İstanbul'da siz eğlenin, tepinin diye düğün yapmış. Ama içerideler. Şu çeyrekleri yarım, yarımları tam, tamları beşi bir yerde yapsaydık ya. Meryal nasıl yapıyorsun? Ağla. Neyse hiç olmazsa kart borcunu hallederiz umuyorum. İnşallah. Hadi çevir gelsin. Format gereği sormak zorundayım. Yeter mi? Yetmez mi? Eğer kabul edersen kredi kartı borcunun tam %0'ını kapatıp seni yerine göndereceğim ve üçüncü etap oynayacağız. Çeviriyorum. Aa. Tabii. Sizce çevirmeli mi? Azla kanaat etmeyen çoğu bulamaz. Bu da hiç az değil, hiç yani. Devam. Şimdi gıcık bir durum söz konusu. Çevirecek. Yarısını alsın gitsin diyenler. Çevirsin, çevirsin. Yüz var orada. Orada da yüzler var. Hayır. Beş tane. Şimdi, Beş tane mi? Toplam beş tane. Şimdi bir yuva kurdular. Damada soralım bakalım. Bence çevirsin. Öyle mi? Son bir şans. Battı balık yan gider ya. Eldeki elma mı, daldaki elma mı? Hemşerim ne diyorsun? Çevirmeli. Çevirmeli mi diyorsun? Evet. Aslı ne diyorsun? Bunu. Çevirmeli. Elif ne diyorsun? 100 çevir. Bunu. 30. %30'da. Sıfıra. Bu mu? Damat senin söylemek istediğin bir şey var mı? Bence de onun üstüne koysun. Neyin üstüne? Mavinin üstüne. 60. Mavinin de 40'ın üstüne mi? Sevgiler, nehir etabın galibi oldu. İlk çevirdiğinde %0 geldi. Doğal ki ikinciye çevirdi. İkinci de %50 dedi. Yeter mi dedim, yetmez dedi. Eldeki elma mı, daldaki elma mı dedim. Daldaki elma dendi. Halbuki şu anda yarısını kapatıyor idim. Şimdi daldaki elmayı göreceğiz. Lütfen çok süratli çevir. Tamam. Yani o kadar çok acımadı içim. 50, 45. Peki. Bu da bir şey. Tabii canım. Biz bankaya gidelim ve tamam, kart borcunun %45'ini kapatalım. Sevgili tamam. Seyirciler, bankaya gidiyorum. Heyecanım kolay gelsin. Merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin. Buyurun Eylül'üm. Nasıl yardımcı olabilirim size? Kart borcunun %45'ini hemen şimdi kapatıyoruz. Peki. Ne kadar kart borcunuz var? 5000. 5000 lira kart borcunuz var. Şimdi hemen çekinizi yazdım.
%45'i ödendi. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Neyi çok tebrik sağ ol. Ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Nehir'in kart borcunun %45'ini kapattık ve hemen biz şimdi Çarkı Felek'te 3. etapla devam ediyoruz. İkinci etabı da devirdik. Gönül. Efendim. En çok neye para harcıyorsun? Valla en son dönem süslüye harcadım. Süslüye harcadın. E tabi mama yetmiyor. Kız kardeşim bir kısmını yiyor. Yok kaza geçirdi ya ona. Efendim? 21 gün klinikte yattı. 4.000 lira para yedi. Geçmiş olsun. Kendime herhalde o kadar sağlık masrafı yapmadım. Herkes öyle diyor da işte yapacak bir şey yok. Yok hayır canım hayvan. Hayvan sevgisi bende çok fazla. Ay, annemde de öyle beni seviyor yani. Annemde de olan bir hayvan sevgisi var beni çok sever yani. Anacığım ellerinden öpüyorum seni seviyorum özledim yerim. Kerdan'dan 2 puan alırım, yanlış anlama. Nehir, çevir gelsin. Şahane bir 200 puan, herkese vermem. Karşıyaka'nın K'si. K. Çevir gelsin. Çok güzel 250 puan. Nehir'in N'si. Evet. 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 Ne? Aa! Kafam acıdı ha çok. Var mı tahmin eden? Ya bırakın bu işleri Allah aşkına. Çark senin için dönsün hadi. Hadi Semra. Hayır ya, hayır ya. Çok iyi puan. Süper. Çarktaki en düşük puan 200 puan. Ama pastan ve iflastan iyidir aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz. Nedir? M. Enerji yollayalım ve M harfi çıksın. Ya topluca delirmeye bu kadar hazır bir kalabalık da olamaz yani. M. Çevir gelsin. Kaldı. Bu nasıl bir duruş? İlker Bey. Çevireyim mi, söyleyeyim mi, ne diyeyim? Bil evet, bakalım neredeyim. Göremiyorum. Biraz eğilin. Beni bulamaz ki, benim... Arabada mı? Ben daha önce hiç söylemedim ama çok iyi Mehmet amca taklidi yaparım. Sessiz bir an. Ne söyleyeceğimi unuttum. Ah, süre akıyor. Süslünün sesi. Se. Bak çıktı gördün mü? Haydi çevir gelsin. Ay. Yok ya ama ne oldum ben 200'den gidiyorum. Rize'nin R'si diyelim. Olur mu? Aa gene gitti. Ama yapmayın göremiyorum. Oh, my God.
gerçekten Ferhat taklidim de hiç fena değil. Rize'nin resmi. Yandı zaman çok şey yapıyorlar. Biri oradan, biri oradan. Biri araba diyor yani. Tırbip. Buradayım, merak etme. Re. İki tane var. Çevir gelsin. Kaybolma bir. Hayır, hayır, buradayım. Lüleburgaz'ın L'si. Ama arkadaşlar ben siz yapmayın. Süre akıyor diyor. Hangi artık? Şimdi orada var, bileceğim bir şey de varsa o da git ya. Hayır, 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 toparlıyorum, tamam. Aa. Bana ne de küstüm. İlker, kıt. Ha, ben buradayım, pardon. Hangi an? Hatırlamıyorum ki, ne dedim? Le. Le demişim. Hayır, çevir gelsin. Çevir. Söyle harf. Yozgat'ın Y'si. Y. Evet. Gene gitti değil mi? Ses geliyor, adam yok. Ama bu taraftan gitti. Gönül beni bulamaz ki. Gönül beni bulamaz ki. Gönül beni bulamaz ki. Ama yok. Vallahi yok. Ben de seni bulamıyorum. Çok hareket ediyorsun. Netim o kadar iyi değildir. Aa, iyiyim şu an. Orada da yok. Fatma Gül'ün arkasına sığmaz artık. Gel, gel bankaya gel, gel. Gel bankaya gel. Bankaya. Banka? Gel. Gel bankaya. Gel bankaya gel. Bankaya. İlker Bey. Kasada mı yoksa? 750 puan için sessiz bir harf istiyoruz. Şaka mısın? Süren. Hayatım nerede? Bankanın kapısına bakıyorum. Ne dediğimi inan gene hatırlamıyorum. Ne demiştim ben? Bir şey dedin mi? Ne dedin? At bileceğiz de bak. Yozgat'ın yesin dedin. Dedim de sen nereye gittin? Şuradaydım. Hayır canım, baktım ben öyle. Aslında hala oradayım. Gözlüklerimle sana bakıyorum bak. Allah'ım, psikolojik tedavi göreceğim bir yarışmadan sonra. Ben de muhtemelen öyle yani. Kazık kadar adam stüdyoda saklama çözülmüyor. Peki şimdi bu bir kamyon arkası yazısı. Evet. Şöyle bir göz at. Çok vaktini aldım, o yüzden vakit vermek istiyorum sana. Yozgat'ın Y'si dedin. Evet. Şimdi anons edeceğim. Y varsa atacağız. Tamam mı? Toparlanalım. Tamam. Hadi çok önemli bir oyun. Y. Hadi konsantre ol artık. Hadi. Sesler satın alabilirsin, çevirebilirsin, tahmin edebilirsin. A harfini satın almak istiyorum. A. Tahmini yoksa çevir lütfen. Süren gitmesin. V.
Var mı bulan bilen? Gökhan, Hüseyin, Sadi, diğerleri dındınlı mı? Hülya Hanım buldu. Kim var? Sen mi buldun? Helal olsun. Emniyet mi? Emniyet değil. 300 puan. Nesin sen? Çabuk süre. Çabuk. Dökecek şimdi. Ama yapma böyle, kalbim sıkışıyor. Ama orada harfler var, söylemen lazım. Haş. 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 Haş olsun. He. Çıktı bir mı? Bir tane. Evet. Çeviriyor musun, tahmin mi ediyorsun, sesli harfi satın alıyorsun? Çabuk olmalıyız biraz. E harfini satın almak istiyorum. E. Bir tane. Çevir gelsin. Koştur, koştur beni. Sakın. Dur, dur, dur. Dur, dur. Şanslıyım. 500 puan için sessiz bir harf. T. T. Ne yazık, tahmin mi? Sesli harfi çevirmek mi, tahmin mi? Tahmin yok. O zaman çevir. Bu bir kamyon arkası yapısı. Abi kamyoncu değiliz ki, ne bilelim. 750 puan, çok güzel puan. Kendi adımın ismini kullanayım. G. G. Bu bana bir şans getir. G. Bir tane var, 750 puan geldi. Sesli harf satın alabilirsin, tahmin edebilirsin, çevirebilirsin. Çabuk. Ne bu, ne bu? Çok ucu ucuna yırtıyorsun, daha seri olmalısın. Dur orada. 500 puan. Zonguldak'ın Z'si. Sesli harf satın alabilirsin, tahmin edebilirsin, çevirebilirsin. Ü demek istiyorum. Ü yok. Mehmet amca. Ama üzülme. Finalde büyük final için puan topladın. Dal bir daha gitmiş bitmiş değil. Unutma bunu. 400 puan Mehmet amca. B. B. Hiç riske atmayacağım, tahmin edeceğim. Gerçekten mi? Evet. Tahminin nedir? Nehir. Gidişime yollar, duruşuma kızlar asla. Sevgili seyirciler, kartı belek gelsin ve borçlar bitsin. İlk kartı felek etabında %45 borç kapatmıştık. Evet. %55 gelirse tamamını, üstü gelirse de tamamı artı çarşı alışverişi yapacağız. Çevir gelsin. Hadi kocaman bir alkış. %40 yani kart borcunun %85'i gidiyor. Yeter mi, yetmez mi? Devam. Çevir gelsin. %90. Tabii ki eşine sorabilir. Eşim oraya gitti. Din, sen de mi saklandın? Buradayım, burada. Eyvallah. Ne diyorsun %90'a? Bence şu an iyi. Az önce azla kanaat edemeyen çoğu bulamazdı. Şimdi çoğu da bulduk. Yeter. Onaylıyor musun? Onaylıyor musun? Onaylıyor musun? Fahrettin, uygun mudur? %90 kabul ediyor musun? Yeter mi, yetmez mi? Yeter. Yeter. O halde gidip kart borcunun tamamını kapatacağız. Üzerine de
3500 puanlık bir alışveriş yapacağız. Sevgili seyirciler, önce banka, sonra çarşı. Nehir. Ece Hanım, ufak bir borcumuz kalmıştı. Evet, kalan borcumuzu da kapatalım. Oradan çarşıya gideceğiz. %45'ini ödemiştik 5000 liralık kredi kartı borcunuzun. Şimdi hemen kalanını da tamamlıyoruz. Ve artık hiç kredi kartı borcunuz çok kalmadı Nehir Hanım. Rahat rahat alışveriş yapabilirsiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Sevgili seyirciler, kart borcunu ödedik. Şimdi çarşıya gidebiliriz. Niye önce borç sonra çarşı? Sloganımız, borçlar kapanmadan alışveriş yok. 3500 puanlık alışveriş için dükkan senin. Var mı çeyiz meyiz, her şeyi tamam mı? Her şeyim tamam. İyi, çok güzel. 3500. Eğer ki böyle bir 250, 300, 500 geçerse sıkıntı yok, ona göre şey. Tamam. Yani 4000'lik falan bir şey yaparsa laptop sağda istedim. Solda konuşma, tamam. Ta aramızda kalsın. Tamam, laptopu mu istiyorsun? Laptopu istiyorum. Tamam, 2500 kaldı 1000. E sen şimdi bir de yeni evde her şeyin var mı? Her şeyim var. Yani tablet olabilir bir tane. Tablet olabilir. 500'lük oda. Kaldı 500. Her şeyim de var yani. İyi, o da güzel. Hediye mediye, kayınvalidene, annene filan. Kayınvalideni al yaranmak için. Ay hayırlı gelin gitti de oralardan bana hediye çok getirdi. Hayırlıyım zaten ya. Efendim? Çok hayırlı bir gelinim. Öyle mi? Gerçekten. Peki çok... alma o zaman kayınvalidene. Yok, kayınvalideme de alırım yani, sıkıntı yok. Anneciğim önerdim, almıyor size. Yok hayır. Yani fırın aslında olabilirdi. Birinden vazgeçmem lazım. Hangi fırın? Ya küçük bir tane fırın yani. Şu 1500'lük mini fırın da. Aha. 2500. Tabletten vazgeç, ikisini 4000'e bağlayalım. Öyle yapalım. Tamam mı? Tamam. O halde bir tablet, bir fırın, güle güle. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, biz Çarkı Felek'te 3. etabı da bitirdik ve final oynuyoruz. Sevgili seyirciler, 3. etabı da bitirdik. Toplam puan durumuna baktığımızda 4600, 5650 ve 5700 gibi birbirine çok yakın puanlar. Ve Çarkı Felek'te final oynuyoruz. Lütfen düğmelerinizi alınız. Fatma Gül. Efendim İlker Bey. Finalde ne soruyoruz? 6 harften oluşan nesne soruyoruz. 6 harften oluşan nesne. Herkesin tek tahmin hakkı var. Yanlışlıkla dahi olsa basmayınız. İlk ve doğru cevap veren büyük finalde sabırlı olunuz, acele düşününüz. Saklanmayacaksın değil mi? Hayır. Bir daha saklarsan gene bilemeyeceğim. Hayır, gözünün önündeyim, buradayım. Bu 6 harften oluşan bir nesne. Harfler tek tek açılacak. Tek tahmin hakkınız var. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Mehmet amca? Evet. Hazırım. Evet. 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 Nehir? Evet. Ve Gönül? Hayır. Bekleriz. Evet. Evet. Bir nesne. Tek tahmin hakkınız var. Gözünüz kutucuklarda olsun. İlk harf. Bu bir nesne. Açılsın. Tek tahmin hakkı var. Bir harf açıldı, bir. Basan Gönül. Tahminin nedir? Buzluk. Efendim? Buzluk. Eğer doğruysa büyük finaldesin. Eğer değilse Mehmet amca ve Nehir için final devam edecek. Kısmet. Bir daha alabilir miyim? Buzluk. Buzluk. Buzluk
ayrılma bir yere. Devam ediyoruz Mehmet amca ve Nehir. Bir harf daha açılsın. Kim bastı? Sen. Ben bastım aslında. Sen bastın. Siz basmadınız mı? Hayır. Ben basmışım. Ben beraber bastık anladım ya. Tahmin hakkını mı kullanmak istiyorsun? Kullanıyorum. Mehmet amca, eğer doğru olursa büyük finaldesin. Eğer olmazsa Nehir büyük finalde. Tahminin nedir? Tuzluk. Evet. Başka tahmini olan? Gözlük. Gözlük, tozluk, sözlük. Dizlik. Tahminin tuzluk. Doğru mu anladım? Tuzluk. Evet. Eğer tuzluksa büyük finaldesin. Eğer değilse Nehir büyük finaldesin. Tuzluk mu? Değil. Değil demek. Gönder bir hatta. Gönlük, gönlük. Bir harf daha gönder. Bir harf daha gönder. Sözlük. Nedir? Yayınlamaz. Yok lan. Hiç açılmadan bildim. Gözlük derken zeytin. O halde Gökhan. Büyük finali izleyeceksin. Mehmet amcacığım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sana söyleyecek sözüm yok tabii ki, sembolik olarak veriyorum. Yok. Hani sana söylerken de, sana verirken de seyirciye söylemek istiyorum. Mümkün mertebe tasarruf yapalım. Sen bunu zaten çok iyi biliyorsun. Sana söylemek haddim değil. Ama illa da harcayacaksak ayağımızı yorganımıza göre. Kendine içine doldurmaya çalış. Harika. Evet. Gönül. Seni biraz eli boş göndermiş olduk ama çok teşekkür ederim. Tarkı Ferek ailesine hoş geldin. Mehmet amca, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Harikasın, renk tatlı. Lütfen Gönül ve Mehmet amca için koskocaman altın. Nikahta keramet vardır derler. Evet. Günün şu anda zaten en karlısı sen çıktın. Kredi kartı borcunun tamamını çok kapattığımız şükür. Gibi evet. Güzel de bir alışveriş yaptık. Sırada ne olabilir? Araba. Şaka yapıyorsun. İnşallah kısmet. Sevgili seyirciler, biz Nehir'le beraber büyük final oynuyoruz. Nehir Bey. Fatma Gül, ne oldu? Niye gülüyorsun? Hapşırdım. Hapşırdın mı?
İyi yaşa. Hep beraber. Mutlu yaşa. Hep birlikte. Huzurlu yaşa. Hep beraber. Teşekkür ederim. Dansları alalım. Teşekkür ediyorum. Fatma Gül, büyük finalde Nehir'e ne soruyoruz? 6 harften oluşan hayvan soruyoruz İlker Bey. Bir hayvan. Hayvanlarla aran nasıl? Fena değil. Fena değil. Tişörtte de kedi var zaten. Evet. Peki. Şöyle geçeyim ben. Yanıma alayım seni lütfen. Geldik işin en kazık tarafına. Var mı bir istihare Seda? Ya aslında hala bir şey dikkatimi çekti. Şimdi istatistiklerimi hep bozuyorsunuz bana göre. Çünkü rakamlar da değişiyor renklerin üzerindeki. Dikkat ettim. Yeşilde 2 vardı mesela geçen bölümlerde. O muradım da benim ya. 2'ydi o. 3'ü olmuş mesela. Ama zarflarla böyle duygusal bağ kurman sence sağlıklı bir şey mi? Ama... yani 5'te 1 bildim. Yani ben bunun için uğraşıyorum. İstatistik yapıyorum. Gerçekten. Sevgili seyirciler, Seda'nın sağlık durumu pek iyi değil. Renkler, sayılar ve tahminlerle... Gerçekten. İçinden de geçiyor şu anda. Sarı. Peki, damada soralım. Ben bu konularda hep Nehir'in şansına güveniyorum. Pek şansım tutmuyor bu tarz şeylerde. Biz bu güzel konuşmana Yusuf diyoruz aslında. Hayatım boyunca en şanslı kararım Nehir'i seçmek oldu. O yüzden ben Nehir'e güveniyorum. Nehir hangi zarfı derse, hangi rengi seçerse eminim ondan çıkacaktır yani. Hangi zarf? Bak, çarkın ortası sarı, Fatma Gül sarı. Yani saçın sarı. İstersen neyin olmayacağını bir çıkaralım. Turuncu olmayacak. Vallahi çok karıştım şu anda. Bilemiyorum yani. Mavi de. Ne olmayacak başka? Yeşil olmayacak. Sarı kırmızı mavi. Sarıyı ortaya alalım. Ezeli rekabet, ebedi dostluk olsun. Bak ne güzel oldu. Masam mavi, gözler mavi. Ben de o mavi diyorum. Mavi. Bu ikisinden vazgeçiyorum. Evet. Bu bir hayvan. B, C, D, Y, Z ve İ harfleri bizden, senden de 4 harf istiyoruz. Karşı yakanın K'si. K. M. M. Ne? Ne? Sesli harf bir tane. Adana'nın A'sı. K, M, N, A. B, C, D, Y, Z, İ. Bizden. K, M, N, A. Senden. Bu bir hayvan. 6 harfli. Bakalım kaç harf bulduk? İnşallah bilirsin çünkü bilemezsen gerçekten çok güleriz ve arkandan acayip konuşuruz yani. Hatırlıyor musunuz lan Nehir'i aa falan diye. Vallahi. Ben oturur oturur gülerim ben de evde ya da ağlarım yani. On saniye süren var. Bu bir hayvan. Bildiğin anda zarftaki senin. Oldu olacak. Şunu da aç. Bu ne lan? E yani artık o kalmış orada. Onu da sen açtın. Hem hava atarsın. Hepsi çıkmamıştı ama bildim diye. Ne
Bu bir hayvan. Derken? Niye öyle imalı imalı söylediniz? Kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Estağfurullah. Bu bir hayvan diye. Başka ne ima edebilirim? Hazır mısın? Hazırım. Harfler. Açıla. Ve 10 saniyelik süren başladı. Atmaca. Başka ne olabilir? Asmaca. Atmaca, açmaca, açmaca, atmaca. Atmaca ama. Gerçekten bir şey daha var. Şaka yapıyorsun. Atmaca. Atmacadan başka bir şey daha var. Atmaca. Şaka yap. Hayır. Aşmaca diye bir hayvan vardır. Yeni mi? Yeni, geçen hafta yaptık laboratuvarda. Aşmaca! Kredi kartını kapat. Alışveriş yap, finali bil, bul, zarftakinde al. Öf, hayata bak be. Olsun o kadar. Eşin uğurlu geldi. Mavi'yi seçmiştin. Ne olur ya, araba çıksın da İzmir'e gideyim ya. Ya olmazsa otobüse gönderirim. Babamı çok özledim. Yok, çekilmiyor otobüs gerçekten. 7 saat, 8 saat. Uçakla. Korkuyorum. Dünyanın en güvenli şeyi, ulaşımı uçak. Çok korkuyorum. Babamın şansına inşallah. Mavi. Evet. İlk önce vazgeçtiğin iki taneyi açayım mı? Olur. Daha iyi olur hatta. Turuncu zarfı kaybettin ya da tercih etmedin. Turuncu zarfta ne vardı? Beyaz eşarp. Yeşil. Duramıyorum yerimde. Kazanamadığın diğer hediye. Motosiklet. Mavi senin, sarı ve kırmızı dışarıda. Hangisini açayım? Sarıyı açalım. Sarıyı açalım. Kazanamadığın diğer hediye. Şarkın ortası sarı, Fatma Gül sarı giymiş dendi. Seda inatla 6'da 2'yi zorladı. Sarı diyenler kimlerdi, bir parmak kaldır, neyi kaldır? Sarı dedim, Fatma Gül sarı dedim, saçın sarı dedim, sarıyı dedim, saç dedim, dedim ya. Geriye teknoloji paketiyle tatil kalıyor. Direkt artık maviye açalım yani. Ve Nehir'in kazandığı ödül. Thank you.
Kırmızı zarfa baktığımızda onda da teknoloji paketini görüyoruz. Sevgili Nehir, siz daha gençsiniz, araba alırsınız. Gençliğinizin tadını tatilde çıkarın. Ve bizler için de bugünlük çarkı felek bitti. Ramazan boyunca ekrandayız. Kanal D.com.tr'ye başvurun. Gelin yarışalım. Çarkı felek bugünlük bitti. Görüşürüz. Görüşürüz efendim. Buyur Fatma Gül. Sana bir kahve ısmarlayayım. Ya sen alın, sen alın. Şimdi para yap. Son oyunda harfleri bildikten sonra hadi be felek. Sıra bana geldiğinde şansın da yerindeyse feleğin çöp verir misin çarkı felek. Borçlar çoğaldığında katlar kapatır.